Eugène Delacroix'a ait bir tablo. 1820'lerde Fransa'da son derece popüler bir roman olan Sir Walter Scott'un Ian Howe eserinden ilham alınarak yapılmış. Tablonun adı ise The Abduction of Rebecca yani Rebecca'nın kaçırılışı. Atın üstündeki adam Brian de Bois Gilbert arka planda görünen kaleyi yağmalayanlardan. Arap asıllı askerlerine hikayenin Yahudi kahramanı Rebeka'yı götürmelerini emrediyor. Bu tablo aslında hikayenin kendinden çok resim yapma eylemi hakkında bir şeyler anlatıyor. Atların üstündeki figürler ve sahip oldukları askeri teçhizat gayet belirgin resmedilmiş. Ama çok hızlıca çizildikleri de belli oluyor. İç içe geçmiş veya parça parça duran şekiller görüyorum. Kanvas'taki boyanın akışkanlığını hissedebiliyorum. Resimdeki atın hareketliliğini anlatmak için fırça sanki rastgele kullanılmış gibi. Bu fırça darbelerinin atın rüzgarda dalgalanan yelesinin resmedilme şeklinden epey farklı olduğu bariz. Burada buğulu bir görüntü var. Duman ve ateş görüyoruz. Sanki boyaya saplanmış bir şey varmış gibi duran ufacık insan figürleri görüyoruz. Bunlar bende resme daha fazla bakma isteği uyandırıyor. Hareketsiz bir resim olmasına rağmen bana hareket halindeymiş gibi görünüyor. Delacroix'ın resmi doğaçlama bir şekilde yaptığını hissediyoruz. Aynen, 20. yüzyılda Amerikalı caz müzisyenlerinin doğaçlama bir şeyler çalmaları gibi. İlk bakışta bize tanıdık gelen, daha önceden bildiğimiz sıradan bir durum gibi görünüyor. Fakat sonrasında bizi bilinmez bir alana doğru çekiyor. Bu tablonun asılı olduğu galeriye her geldiğimde bana hatırladığımdan daha küçük görünüyor. Aklımdaki görüntü hep daha büyük. Resimde o kadar fazla aksiyon, o kadar çok olan biten var ki bu kadar küçük bir alanda tüm bunları anlatabilmek imkansız gibi geliyor.